Demin şeyi söyledim, Hulusi Akar'ın konuşması. Şöyle diyor, güvenlik tedbirleri alınarak mağaraların kapıları tahrip edilmeye çalışıldı. Bölgede el bombasına karşılık olarak mağara girişinde sadece göz yaşatıcı gaz kullanıldı. Herhangi bir silah, mühimmat kullanılması söz konusu değildir. Sürekli teslim ol çağrıları yapıldı. Ya yani niye bunlar anlatıyor? O insanların yaşamını yitirmesinin gerekçeleri, şehit olmalarının bu vatan uğruna gerekçesi bu değil ki. Ya böyle böyle operasyon olur mu ya? Yani elinde biliyorsun ki daha önce de yakalamışsın teröristin biri sana teslim olmuş. 13 tane insan var orada. 13 insanla ilgili bir diyalog, bir aracı, bir içeriye yani bir şeyler yapılamaz mıydı Sayın e, Yapılacak o kadar çok şey vardı ki yani o, o çocukların o 13 tane vatan evladı denelerde Tunceli'de, Diyarbakır'da, Bingöl'de kaçırılıyor bunlar. Yani bunlar daha yurt dışına çıkarılmadan, değil mi? Yurt dışına çıkarılmadan bile bunlar geri alınabilirdi. Bunlar. Bir sürü bu işin alternatifi var ama e, tabii o dönem e, son derece iyilerdi. Tabii barış süreci diyorlardı, kol kollardı. E, hatta Oslo'da ne diyordu? Müsteşar diyordu ki PKK'nın e, temsilcilerine metropollere patlayıcılar yerleştirdiğinizi biliyoruz. Bilmediğimizi zannetmeyin. Yine devrim başbakanı diyordu ki, valilere, kaymakamlara talimat verdim diyordu. Yani Allah'tan korkun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve şimdi orada bir dün şehit olan, evvelki gün şehit olan çocuğumuz, bir polisimizin, bir yıl önce de kaykayla ihraç etmişsiniz ya. Öyle mi? Evet yani. Şimdi bana İçişleri Bakanı, Kara yılanı işte bin parçaya böleceğim falan bu tip böyle e, hamasi nutukları falan bıraksın. Önce onun bir hesabını sorsun. O çocuklar kaçırıldığında hiçbirisinin ailesiyle ilgilenilmedi. Bu aileler defalarca Ankara'ya geldiler. Yüzlerce dilekçe yazdılar, mektuplar yazdılar. Şimdi... Şimdi gelip böyle omuzluyorsunuz, e, ekranlar kameraların önünde şehit cenazelerini omuz diyorsunuz göz yaşı döküyorsunuz ama bu çocuklar, 5 yıldır bu çocukların aileleriyle bunlarla ilgili ne yaptınız? Hiç kimse kusura bakmasın yani. Bana şehit edebiyatı falan yapmaya kalkışmasınlar. Ömrümüz boyunca biz neredeyse 37 senedir, 40 senedir şehit taşıyoruz omuzlarımızda. Böyle şehit edebiyatı falan yapılmaz. Yaşanır bunlar. Bunlar yaşanır. Bu çocuklardan yani ihraç etmişsiniz. Aileleriyle muhatap olmamışsınız. Muhatap olmamışsınız aileleriyle. Yani yazık değil mi onlar 3 4 aile yani gidip cumartesi anneleriyle beraber hareket etti diye hayır ilan etmişsiniz onları. Bir de e dinlememişiniz ki bu çocukların annelerini. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani 45 saniyelik ana haber bülteninden sonra onlar için her şey bitebilir ama ateş düştüğü yeri anaları yakıyor. Böyle bir şey olmaz. Ondan sonra kimse caka atmayacak yani. Efendim çok önemli bir iş yapmışız gibi, yapmışlar gibi gelip işte Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Akşener'i ziyaret edip özel bilgi veriyor. Bu işin özeli tüzeli olmaz. Önce halka bir hesap vereceksiniz. Önce bir halka hesap verin yani. O şehitlerin ailelerine bir hesap verin. Yani siyasi olarak bugün çıkıp mecliste e, bir iki hamasi nutuk atıp ondan sonra çekilip gidilmez. Daha o çocukların kanı kurumadı. Bugün Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Avkara muhalefet partileriyle yaptığı görüşme sırasında bir soru soruluyor. Soru şu, terör örgütü PKK'nın elinde daha kaç askerimiz ya da vatandaşımız var? Cevabı biliyor musunuz? Yani cevap olan veremez. Cevap yok. Tabii, veremez. Bu konuda bilgi vermiyor. Veremez. Niye biliyor musunuz? Bildiğinden ya da bilmediğinden ama bu konuda suskun davranmayı tercih ediyor. Yani çok zor bir tablo Hala Türk Türk insanı bu, bu 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 büyük ulus, bu büyük millet kendi çocuklarının kimler tarafından e, zorla alıkonulduğunu, hangi terör örgütünün elinde bulunduğu konusunda bir bilgi sahibi değil. Bu alçak terör örgütünün bu standart bir uygulaması. Her yerden insan kaçırmışlar. Muhtar kaçırmışlar, eski belediye başkanı kaçırmışlar. Yani İnsan kaçakçılığı yapmışlar bir dönemde, kaçırmışlar para karşılığı. Evet, para karşılığı serbest bırakmışlar. Ama buna rağmen hala ki 2014-2016 arası farkında mısınız? 2014-2016 arası kaçırılanlar yaklaşık 685 insanı kaçırmışlar. Bu çözüm süreci, barış süreci hatırlıyor musunuz? Bize yani... kan içici vampir diyorlardı. Yapmayın, etmeyin. Bunun sonu kötü dediğimiz zaman bize vampir dediler. Hatırlarsınız yani, o dönemi. Polise, askere sakın ha, oturun yerinize dedikleri. Kışladan çıkmayın. Çünkü kışlanın kenarından böyle gülerek geçtiler. Ellerinde silahlarla. Polise, askere dediler karışmayacaksınız siz. O sırada evet çok ciddi kaçırmalar oldu. Şimdi o günden bir de benim üzüldüğüm bir konu var. Yani birkaç gündür sosyal medyada şunu görüyorum. Demek ki insanlarımızın büyük bir bölümünün bundan haberi yok. Yani tutsak edilen, kaçırılmış asker, polisten öyle demeyelim. Şöyle konuşalım. Diyorlar ki haberimiz yoktu yani. yani zorla aldık ona diyelim. Çünkü doğrusu odur. Karşıdaki çapulcu bir şey yani bir eşkıya sürüsü. Yani bunlar tutsa işte bile zorla kafasına silah dayayıp alıkoyar ancak. Yani ortada bir karşılıklı savaş durumu yok, bir ne yok. Bu Türkiye terörle mücadele ediyor kardeşim. Kendi ülkesindeki terör gruplarına karşı mücadele ediyor. Çok onurlu bir mücadele, çok haysiyetli bir mücadele. Hiç kimse bu iktidarı dahil, geçmiş geçmiş bütün iktidarların terörle mücadelesiyle ilgili tek kelime etmiyor. Terörle mücadele edecek kardeşim. Elbette Ama böyle değil. Elbette Ama bu yöntem değil mi Sayın Demir a? Yani kendi insanlarımızı kurban ederek olmaz. Yani yapılan yanlış bu. Çok güzel bir örnek verdin. Şattı soyadı herhalde bu İsrail askeri. Evet. Hatırlar mısınız? Evet, Hamas kaçırmıştı. Kaç Hamas askerini e, serbest bıraktı? Hatırlıyor musunuz? Yani. Tabii 1200 tabii. Hamas militanını serbest bıraktı. Bir askeri çıkardı. için. Cezaevinden bir... çıkardı. Teslim etti. Serbest bıraktı. Bir askeri için. Niye bizim bu duyarlılığımız Ya yani Ondan... şimdi lafa gelince işte konuşuyorlar ya Hamas'ın. Yok e ben işte operasyonda da şu kadar kişiyi öldürdük. Bir şey diyor. Geberttik falan diye yani. Bu cümleleri bile sarf ettiler, değil mi? Geberttik bile. Yani benim bir tane askerimin tırnağına bir şey gelmiyor. Olduktan sonra 300 tane öldürsen, 500 tane öldürsen bana ne yani? Önce onu koruyacaksın, o çocukları koruyacaksın. O çocuklar elleri kolları bağlı o halde onların kafalarına kurşun sıkılmasını engelleyeceksin. Bir de şey var